Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün geç video atma kararı aldım. Şundan dolayı 2000 abone olana kadar çok fazla video atmayacağım diye kendimi koşullamıştım sanırım. 2000 abone olduğunu görünce de bundan sonra artık gerçekten düzenli bir şekilde video atmaya karar verdim. Bunu da bu video ile beraber duyurmak istedim. Bu videoda tekillik için hücreydi sanırım oyunun adı, böyle bir ismi olması lazım, tam hatırlamıyorum. Bu oyunla ilgili çok fazla yorumlarda soru geldiği için bunu göstermek istedim. Sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup zilleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz diyorum ve oyuna geçiyorum. Oyunu daha önceden oynamıştım, kanalda eski videolarını görebilirsiniz. Temel mantığını anlatmıştım. Oyunda şöyle temel olarak şurada şöyle yaşam organizmalarını geliştirerek yeni yeni formlar açıyorsunuz. İşte bunları birkaç kere, hatta birkaç yüz kere level atlatıp farklı farklı yaşam formları ortaya çıkıyor. En son güncellemelerle işte buradaki koşucu kuşlar, ondan sonra memeli deniz hayvanı, tekleditliler vesaire falan gibisinden, işte kedigiller gibisinden yeni güncellemeler gelmişti. Bunların mesela belli bir seviyeye ulaştırdıkça şurada yeni hayvan türleri ortaya çıkıyor, yeni türler ortaya çıkıyor şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela son bir güncelleme gelmiş. Son gelen güncelleme ile yarasa eklenmiş oyuna. Şurada bir yerde olacaktı diye hatırlıyorum ama göremedim. Bu şekilde mesela işte gergedan. Şurada mesela normal bir kuşmuş. İşte kuş çeşitleri vesaire falan var. Kartal var. Yarasa şu olması lazım sanırım. Oradan gerçekten dört ayaklılara nasıl tıkladım bilmiyorum ama size yarasayı göstereceğim. Bu şekilde level atlattıkça oyunda yeni canlılar, yeni türler ortaya çıkıyor. Oyun zaten evrimi konu alan bir oyun. Şu şekilde mesela son güncellemeyle yarasa oyuna dahil olmuş. Bu formların şöyle bir faydası oluyor. Mesela işte sizin memeli türünden kazanmış olduğunuz puanı %50 bin daha fazla arttırıyor. Mesela benim şurada görüyorsunuz, şuradaki puan miktarı çok fazla bir seviyede. O yüzden mesela bunları çok rahat 250 seferden daha fazla geliştirebildim. 250'yi söylememin sebebini de birazdan göstereceğim. Oyun bu şekilde, bunları açtıkça yeni türler ortaya çıkıyor. Öncelikle oyun paralı mı diye sormuşsunuz. Oyun paralı değil bu arada. Oyunu normal indirip oynayabiliyorsunuz. Şimdi oyunu ilk defa oynayacak arkadaşlar için şöyle bir durum söz konusu. Şimdi mesela buradan geldiniz, maymunu açtınız. Maymunu açtıktan sonra insan açılıyordu yanılmıyorsam. Sonrasında burada bilgi çağı ile ilgili yeni bir kısım ortaya çıkıyor. Burada da ilerledikten sonra yine tam emin olmamakla beraber, eski videolarda var ama buradan eşsizlik, bu tekillik özelliğini açtığınız zaman oyun tekrardan sıfırlanıyor. Sıfırlandığında korkmayın, bu oyunun özelliği. Zaten oyunu zaman zaman tekrardan başlatmak gerekiyor ki oyun hızlanabilsin. Zaten bu ilk bunu açtıktan sonra oyun sonrasında daha da hızlanan bir seviyeye geliyor. Şuradaki işte buna metabit diyorlar. Bu metabitler biriktikçe buradan işte bu özellikleri alarak oyunu hızlandırabiliyorsunuz. İşte burada bazı özellikler ekrana dokunduğunuzdaki puanı arttırıyor. Bazı özellikler otomatik toplama özelliğinden gelen puanı arttırıyor vesaire falan. Buradan oyununuz gittikçe hızlanıyor. Mesela şu an gördüğünüz gibi benim burada herhangi bir harcayabileceğim özellik yok. Yani oyununuzun yavaşladığınızı hissettiğiniz anda, mesela örnek veriyorum, burada artık sizin için işte mesela şu köpeğimsileri yükseltmek zor gelmeye başladığı zaman, böyle fazla bir şekilde DNA puanı birikmediği zaman oyununuzu sık sık yeniden başlatın. Bu şekilde oyunu hızlandırabiliyorsunuz. Yani bu ilk oyun silindiği zaman korkmayın, bu normal olan bir şey. İlk olduğu zaman ben de bir demiştim ya, işte 2 günlük oyunum çöp oldu vesaire falan gibisinden. Şimdi birincisi bu, sorulardan cevap vereceğim. İkincisi,
Bu puanlar kendisi otomatik birikiyor. Bunlar biriktikçe siz buradan simülasyonu bitirip tekrardan başlatıp simülasyonu hızlandırabilirsiniz. Ondan sonra diğer söyleyeceğim şeylerden bir tanesi şurada görmüş olduğunuz işte başarı puanları vesaire. Mesela bu her bir üniteyi 250 puan yaptığınız zaman buradan bu rozetleri kazanabiliyorsunuz. Bu arada oyununuzun daha hızlı ilerlemesi için hani ben bunu uygulamadım ama uygulayanlar varmış. İnternetinizi kapatıp ileri bir tarih girip oyuna girdiğiniz zaman bu DNA puanları vesaire falan birikiyormuş ama bunu yaptığınız zaman hani WhatsApp ayarları vesaire falan birazcık dengesizleştiği için ben bu şekilde yapmadım. Ben oynadım. Ondan sonra simülasyonu tekrar baştan başlattım. O şekilde hızlandırdım simülasyonu. Buradan mesela şu altta gizli rozetler var. İşte bu gizli rozetleri de oyunda belli başlı birkaç tane şey var. Onları bulunca alabiliyorsunuz. Mesela ben size bunlardan birkaç tanesini hatırlayabildiğim kadarına söyleyeceğim. Mesela burada hız canavarı rozeti var. Buna 5 dakika içinde şuradaki tekillik özelliğine ulaşmanız gerekiyor. Bu simülasyon çok hızlı olduktan sonra bunu hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ondan sonra mesela şurada Darwin heykelini bulmanız gerekiyor. Bunun için göstereceğim. Burada bir tane kalıntı var. Onu bulmanız gerekiyor. Onu da göstereceğim. Şu tilkinin nerede olduğunu göstereceğim. Yunus'un nerede olduğunu göstereceğim. Bu flamingonun nerede olduğunu tam hatırlamıyorum. Bu rozet içinde ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi şöyle kısaca bir başlayayım. Şimdi mesela size tilkinin nerede olduğunu göstereyim. Tilki. Belki o rozeti bulamayanlar için. Şöyle şurada. Özür diliyorum. Şurada şu ormanın arasında görünüyordu diye hatırlıyorum. Ya da yanlış ormana da bakıyor olabilirim. Hemen şöyle bir ormanı değiştiriyorum. Şu şekilde mesela tilki burada arkadaşlar. Bu size gizli bir tilki keşfetti rozetini kazandırıyor. Bulmakta zorlandım çünkü yerini bilmeme rağmen bazen bulması gerçekten zor oluyor. Ondan sonra mesela bir diğer rozet. Buradaki maymun arkadaşlara dokunup böyle tıkladığın zaman şöyle bir hareket yapıyor. O da size sanırım şu rozeti kazandırıyordu. Şu rozeti kazandırıyor. Ondan sonra bir başka rozeti hemen göstermeye çalışacağım size. Oyunda bir tane pembe Yunus'umuz var. O pembe Yunus'u bulduğunuz zaman o rozeti kazanıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi pembe Yunus burada. Bunu bulduğunuz zaman o bahsetmiş olduğum rozeti kazanıyorsunuz. Sonrasında şurada şu aslan kardeşlere bir tıklayalım. Ha, şurada da bir tilki bulun. Daha önceden bunu bulamamıştım ama bu size herhangi bir şey kazandırmıyor. Şöyle biraz daha geniş açıdan bakmaya çalışıyorum. Şuradaki yılanı tıkladığınız zaman arkadaşlar, şöyle ekranı çevirdiğinizde şurada kemikler göreceksiniz. Bu da size arkeolojist gizli başarısını kazandırıyor. Sonra bir bakalım hemen. Hız canavarını söyledim, Yunus'u söyledim, tilkiyi söyledim. Arkeolojisti söyledim. Bu şu an bunu gösteremeyebilirim. Bunu dinozorlar kısmında geçtiğim zaman göstereceğim ama
Tam emin değilim, gösteremeyebilirim. Eğer gösterebilirsem göstereceğim. Niye gösteremediğimi de anlatırım. Şimdi Darwin heykelini bulacağız. Darwin heykelini şu şekilde buluyoruz. Yine buradan uzaklaştık. Buralarda küçük bir tane ada olacaktı. Onu bulabilirsem göstereceğim ama. Onu bu videoda gösteremeyebilirim arkadaşlar. Şu an nasıl buldum ben bile hatırlamıyorum. Çünkü çok eskiden bulmuştum. Şöyle fotoğraf çekme özelliğine basınca arkadaşlar şöyle daha tepeden bakabiliyorsunuz. Şöyle daha tepeden baktığınız zaman heykel direkt şurada. Gördüğünüz gibi heykeli de bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bu rozeti de bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Bir an adayı bulamayacağım diye bir korktum ama adayı da bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bu diğer bir kuşla ilgili bir başarı vardı. O da buralardaydı diye hatırlıyorum ama şu an hatırlayamadım. Onu da hatırladığım zaman söylerim, gösteririm. Onun dışında dinozorlar kısmında da şöyle 50 seviyeye kadar dinozorları ilerletebiliyorsunuz. Buradan işte asteroidi düşürüp tekrardan bu çağı başlatabiliyorsunuz. Burada da dinozorla ilgili şunları alabilmeniz için yaklaşık, daha doğrusu yaklaşık değil, öyle. İlk rozeti alabilmeniz için 75, diğer rozeti alabilmeniz için 200 tane yapmanız gerekiyor. 200 kere yükseltmeniz gerekiyor. Burada ben şu son 3 türü 200 kere yükseltemedim. Çünkü oyun hızı çok yavaş kaldığı için bir türlü o noktaya getiremedim. Burada da 50 seviye olduktan sonra her tekrardan başlattığınız zaman oyun yaklaşık, yani yarım kat hızlanıyor. Onu da size şuradan göstereceğim. Mesela ben bu zamana kadar bunu 2 kere 50 seviyeye getirip tekrardan başlattığım için şurada gördüğünüz gibi prestij 2 kat bende fazla. Yani 2 kat daha fazla ödeme alıyorum. Bunu bir kere daha yükseltirsem, mesela 3 level olursa, bu 2,5 kat olacak şeklinde düşünebilirsiniz. Onun dışında burada size hemen dinozorların olduğu dünyayı göstereyim. Size bahsetmiş olduğum rozeti göstermeye çalışacağım. Bahsetmiş olduğum rozet şu arkadaşlar. Buna bastığınız zaman rozeti kazanıyorsunuz. Şurada. Bu bir yarışmanın sonucunda, oylama sonucu. İşte kim dinozor kralı seçilecek diye bir oylama yapılmış. O yarışmanın sonucunun olduğu panel. İşte oradaki Archie'ye tıkladığınız zaman o göstermiş olduğum şu rozeti kazanıyorsunuz. Bu rozeti de o şekilde kazanıyorsunuz. Rozetler bu şekildeydi. Oyunu sürekli tekrardan başlatmaktan çekinmeyin. Simülasyon ne kadar hızlanırsa oyunu o kadar hızlı tamamlıyorsunuz. Yine soracağınız sorular olursa aklıma gelenleri bu videoda toparlamaya çalıştım ama cevaplamaya çalışırım. Şu an benim sahip olmadığım iki tane rozet var. Bir şu rozet var, bir de bu rozet var. Bunların ne olduğunu henüz bulamadım. Eğer siz bulursanız, yorumlarda bana da yazarsanız sevinirim. Yakın zamanda dinozor kısmını da tamamlarım herhalde. Tamamlarsam onun videosunu da size atarım. Şimdilik video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.